Arkadaşlar merhaba. Adım Musa Tokmak. Uzun bir süredir özellikle Erasmus Plus projeleriyle ilgili videolar çekmiyordum. Okulların açılmasıyla birlikte tekrardan video çekmeye başlayacağım. Bugünkü ilk videomun konusu e, KA122 projelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak birkaç tane nacizane fikrimi belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz gibi proje yazma aşaması uzun. E, zaman alan, emek sarf eden, ve birçok arkadaşımın da özellikle desteksiz yazdığını, çok çaba harcadığını biliyorum. Sonuçta da bu emeklerimizin karşılığını kimi zaman alıyoruz, kimi zaman ise almıyoruz. 2023 döneminde Ağustos ayında açıklanan K122 sonuçlarına baktığımız zaman sonuçların pek de olumlu olmadığını yani şansımızın giderek de azaldığını belirtmek isterim. 2006'dan beri özellikle proje alanında yani Erasmus alanında e, ilgilenen ilgilenmekteyim ve çok çeşitli şekillerde de projeler yazdım. Gidişatımıza baktığımız zaman her yıl kabul oranlarının yani projemizi yazdık, çıkma ihtimalini diyeyim, e, gittikçe azaldığını maalesef söyleyebilirim. Bu yılki e, tabloya baktığımız zaman, şu an elimde, bir tablo var. Ben ona bir kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki K122 projeleri e, öğretici hareketliliği vardır. Kısa dönem öğrenci hareketliliği ya da aynı zamanda öğretmen hareketliliğimiz, personel hareketliliği vardır. Bu personel hareketliliğinin bir kısmı e, çoğunlukla birçok arkadaşımın yazdığı e, kurs eğitimlerinden oluşmakta. Daha az bilinen ise e, nedir? E, İşbaşı eğitimi kısmından oluşmaktadır. Mesleki öğretimde ise daha çok kısa dönemli öğrenci hareketliliği yani staj hareketliliği gerçekleşmekte. Yine öğretmen hareketliliğimiz ise kurs veya aynı şekilde işbaşı eğitiminden oluşmaktadır. Genellikle uzman daveti çok nadiren yazılan K122 projelerindeki bir nedir kısımdır. Bu ilki sonuçlara baktığımız zaman özellikle okul eğitiminden toplamda 1.750 proje başvurusunda bulunulmuş. E, sadece 107 bu da %6'lık bir dilime gelmekte. Yani e, 100 projenin, her 100 projenin sadece 6'sı geçmiş ki çok düşük bir rakam. Aynı şekilde e, 107 projeden, hani kabul olmuş toplam 1750 projeden sadece e, o 107'si geçmiş. 10 tane de yedek listede e, ayrılmış. Meslek eğitime baktığımız zaman 875 proje başvurusunda bulunmuş bunun 75 tanesi geçmiş yani kabul almış 8 tanesi 7'ye kalmış bu oran yine %8.5 civarında yetişkin eğitimine baktığımız zaman toplamda 203 proje başvurulmuş sadece 35'i geçmiş yedek yok bu da yaklaşık olarak kaç yapıyor? yüzde herhalde 17 civarı mı 10 civarı 13-14 civarına denk gelmekte yanılmıyorsam. Yani bizim başvuru oranlarımız gerçekten çok düştü. Uzun bir zamandır bu işi yapan, takip eden bir kişi olarak kesinlikle rahatça söyleyebilirim ki K122 projelerimizde K210 projeleri gibi artık yıldan yıla başvuru yani kabul oranları azalmakta. Bunun da tek bir sebebi e, var diyebilirim. O da nedir? E, K-121 projesi denen akreditasyon projelerine il milli eğitim müdürlüklerine verilmesi. Yani bizim projelerimiz aslında toptan bir götürü olarak tüm il, 82 ilimizdeki siz de aynı şekilde bu rakamları Ulusal Ajans'ın sayfasına bakabilirsiniz, teyit edebilirsiniz. E, 82 82'nin il milli eğitim müdürlükleri e, hem meslekiden, hem okul eğitiminden hem de yetişkin eğitiminden hibelerini aldılar. Yani demek ki aslında bize verilecek hibeler toptan İl Eğitim Müdürlüklerine verilmekte. İl ve Eğitim Müdürlüklerinin iş yükü, ARGE birimlerinin iş yükü artmakta. onlar kendileri okulları seçecekler ve kendileri nedir? Bu fonu dağıtacaklar. Bunu da bir şeyini çıkarttım ben özellikle sadece ee, okul eğitimiyle ile ilgili olarak bir istatistiki bilgi vermek istiyorum. Normalde bizim KA 122 SCH kodlu projelerimizde toplam dağıtılan yani kabul kabul edilen bütçe sayımız e, 2, e, 746, 462, yani 2 milyon 746.462 yani 2.7 milyon avro iken e, KA 121 de yine SCH kodlu İl Milli Eğitim Müdürlükleri gibi başta birçok kuruma verilen ama arada e, kim okullarda bu e, akreditasyon projesinden yer alanmış toplamda 10 milyon 432 bin 81 avro. Biz kısaca e, 10.5 milyon avro diyelim. Bu hibeyi almışlar. E, bunun da anlamı şu. Bize verilen bu rakamlar aslında toplam akreditasyon projesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da Ufak tefek bir kaç tane kamu kurumuna ya da ilgili kurumlara verilmiş toptan götürü usulü olarak artık Ulusal Ajans bu fonu devrediyor kendisi bir nebze artık il milli eğitim müdürlükleri uğrasın bir nebze onlar sorumlu olsun hesabıyla bu projelerimiz artık gittikçe nedir şansımız azalmakta. Yani KA 210 projelere de geçme ihtimali e, her zaman vardır tabii ki yazarsak ama oranlarına baktığımız zaman istatistikî olarak e, Türkiye'den KA 210 projelerinin çıkma ihtimali gittikçe azalmakta. Birçok arkadaşım nedir? Artık yurt dışını koordine, e, koordinatör olarak yurt dışındaki okulu seçerek KA 210 projelerini Türkiye'den değil başka ülkedeki ulusal ajans ile gönderilmekte. Bunun da dezavantajı fonun yönetiminin tamamen karşı okulda yani koordinatör okulda olmasıdır. Aslında emeksizin bunun karşılığını sadece siz küçük bir bütçeyle alacaksınız. Fon yönetimini tamamen karşıdaki okula devrediyorsunuz. Bu da projenin dezavantajı. Kabul olma ihtimali artıyor ama... Nedir? Fonun yönetimini bir başkasına emeğinizin karşılığını siz daha küçük rakamlarla almaktasınız. Yine K122'de aynı şekilde belki seneye bu e, rakam %6 iken kabul oranı eminim ki bu oran belki düşecek. Yani amacım sadece burada e, istatistiği kullanarak kısaca bir bilgi vermek, görüş bildirmek. E, tabii ki yazacağız, tabii ki yılmayacağız. E, mutlaka e, proje raporlarımızı red sebeplerine bakalım. Ulusal ajanstan e, isteyelim neden red olduğuna dair. İyileştirmeler yapalım bir sonraki döneme. Tekrar projemizi sunacağız. K-122'lerde başka ülkeden proje sunma şansımız olmayınca mutlaka e, projelerimizi bir sonraki döneme reviz edip TK sunmanızı tavsiye ederim. K-210 konusunda da yine yılmadan mümkünse Türkiye Ulusal Ajansı tarafından projemizi gönderelim. Emeklerimizin karşılığını yine Türkiye'den almaya çalışalım. E, bu kapsamda e, size son tavsiyem. E, projeler konusunda sadece Erasmus'la e, kendinizi o alana sadece sıkıştırıp kalmayın. Çünkü okul olarak yani aynı zamanda çeşitli sektörlerde, kamu kurumları da, özel şirketlerde nedir Erasmus projelerine başvuru yapabilmektedir. Bu kapsamda rakiplerimiz diyeceğim yani fon almak için bizimle yarışan birçok kurum var. Erasmus dışında birçok fon kaynakları var. Onları da araştırmanızı, aynı zamanda YouTube kanalımda da bu konuyla ilgili bilgilerde mevcuttur onlara da bakmanızı tavsiye edeceğim e, yorumlarınız olursa lütfen e, sorularınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz görüşlerinizi de bekliyorum e, kanalımla ilgili olarak da videomu desteklerseniz ya da üye olursanız e, yine birçok bu konuyla ilgili olarak videolar çekeceğim e, hem YouTube kanalımın özellikle ee, sorular kısmını yani videolar kısmındaki sorulara cevap vermem çok daha hızlı olacaktır. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım çalışmalarımızın karşılığını en iyi şekilde alacağız. Bu konuda yılmamanızı tavsiye ederim.